Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Ve fevvizu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Eûzu billahil azim bi veçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanir racim. Elhamdülillahi'llezî erselâ rasûlehu beşîran ve nedîrâ. Ves-salâtu ves-selâmu alâ men ahya'd-dîne ba'de en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbihi'l mukaddimîn alâ'l-hayri ve lâ asîrâ. İ'lemû enne afdalel kitâbi kitâbullâh ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'ah ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâtin finnâr. Ve bis senedin muttasilen nebî sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ennehu kâl. Akrabu mâ yekûnur rabbu minel abdi fî cevfil leylil âhir. Fe in istatâta en tekûne mimmen yezkurullâhe fî tilke sâ'a fekûn. Sadaka Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cümle peygamberan-ı izam aleyhüm salavat ve teslimat, ehl-i beyt, ehl-i ashab etbaları rıdvanullah aleyhi mecmain, bir cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal dar vaka edenler rahmetullah aleyhi mecmain, hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi, üstazları, üstazlarımız, meşayihlerimiz, hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimiz, tüm geçmişlerimizin ervaçine el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-ü Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Akrabu ma yekunu rabbu minel abdi. Kulun Allah'a en yakın olduğu zamanlar içerisinde kulun Allah'a en yakın olduğu zaman, tabi bu yakınlık manevi yakınlıktır. Çünkü Cenab-ı Hak mekandan münezzehtir. Yani şu mekanda duruyor, ben onun yaklaştığım anlamına değil. Manevi yakınlık, kurbiyettir. Kulun Allah'a manen en yakın olduğu zaman, tabii bu kuldan kasıt da mümindir. Kafirin Allah'la zaten ipi koparmış, ta başından işi bitmiş. Onun söz konusu değil burada. Mümin kulun Allah'a en yakın olduğu zaman fi cevfil leylil ahir, gecenin sonunun ortasında, evet, gecenin son ortasındadır. Şimdi başka hadislerde var, gün battığından gün doğana kadar olan kısmı üçe böleceksiniz, üçte bir, üçte iki, son üçte bir. Son üçte bir. Gecenin son yarısının tam ortasında, yani son üçte birde. Evet, kulun, mümin kulun Allah'a en yakın olduğu, manen en yakın olduğu zaman gecenin son üçte biri zamanındadır. فَاِنْ اِسْتَطَعْتَ اَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللّٰهَ. Eğer o anda bu gecenin son üçte birinde Allah'ı zikredenlerden olmak elinden geliyorsa, bunu yapabiliyorsan, fekün ol. Sen de onlardan ol. Tabii bu Allah'a yakın mümin kul, gecenin bu son onda birini diri geçiren, uyanık geçiren, Allah'a ibadet ederek, istiğfar ederek, Allah'ı zikrederek geçiren kimsedir. Kastedilen odur. İşte bunlardan olmak mümkünse, elindeyse, sen de öyle ol. Allah'a kulun en yakın olduğu zamandır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu zaman bütün peygamberlerin, büyük velilerin, evliyaullah'ın hep Allah'a ibadetle, zikirle geçirdiği anlardandır. Sen de onların arasına gir diyor. Onlardan ol.
onlar nasıl Allah'ın seçtiği kullarsa Allah'ın hıfzı himayesine mazhar olmuş, lütfuna, keremine uğramış, ihsanına, lütfuna uğramış kimselerse sen de o saatte kalk, Allah'a istiğfar et, Allah'a zikret, Allah'a dua et, o dua eden evliya, enbiyadan ol. Evet. Şimdi bu da nasıl olacak? Tabii bu da iki yolla mümkün olur diyor İmam Gazali Hazretleri. Bir, Allah'ın zikrine devam. İki, Allah'tan insanı meşgul eden, alıkoyan şeylere muhalefet. Evet, Allah'a yakın olmanın yolu. Allah'a zikre devam. Allah'a zikre devam. Allah'tan insanı meşgul eden, alıkoyan şeylerden uzak durmak, onları muhalefet etmek. Bu yolculuk Allah'a giden yolculuktur. Yolculukta yolcu hareket etmesi lazım. İşte bu Allah'a giden kurbiyet yolunda da müminin bu güzel zamanı değerlendirmesi ve Allah'a ibadet etmesi, Allah'a zikretmesi, Allah'tan mağfiret dilemesi, ona tövbe etmesi gerekir. Bu hareket olmadan olmaz. Evet, bu hareket olmadan olmaz. Kur'an-ı Kerim'de "Nahnu akrabu ileyhi min hablil verid." Biz insana şah damarından daha yakınız. Evet, kime? Allah'a, anana. Aslında Allah mekandan münezzeh, her zaman yakın. Ne zaman "Üd'uni estecib lekum." Dua edin sizi, evet deyim, duanızı kabul edeyim ayetleri var. Ve her zaman Allah bize yakın, ama o yakınlığın farkında değilse o zaman nasibini alamıyor. Sen de diyor işte böyle peygamberler ve evliyanın, Allah'a yakın olan kişilerin Allah'a zikrederek, ona istiğfar ederek, ona yönelerek geçirdikleri gecenin son işte birinde diri ol, uyanık ol, dua et, zikret, onların katarına katıl. Böylece Allah'ın yakınlığından istifade edersin. Evet, ne kadar yakın olsanız bile bu hareketsizden olmadı mı faydalanamazsınız. Ayna pusluysa göstermez. Bu pusu silmek lazım, temizlemek lazım ki aynada suretin göresin. Allah da Allah nuru semavati vel arz, Kur'an-ı Kerim'de Nur suresinin 35. ayetinde beyan edildiği gibi Allah yerin göğün nurudur. Yerin göğün nurudur. O nur her yeri kaplamıştır. Biz bu ayete binaen Allah her yerde hazır, nazırdır deriz. Allah yerin göğün nurudur. Nuru her yeri kaplamıştır. Bu nurdan istifade etmek için nur aynaya tuttuğunuz zaman akseder, değil mi? Işık güneşe koyarsanız akseder. Ama o aynanın üstünde pas varsa aks olur mu? Ha, işte onun için Gazali diyor ki bu Allah'a giden yolda Allah'a yakın olmak için zikire devam. Allah'a muhalefet eden şeylerden uzak kalmak esastır. Şimdi Allah Celle Celaluhu insanı tertemiz yaratmış. Sırlı ayna gibi. Bu güzellik çocuklarda görülür. Çocukların kalbi temizdir. Onun için her çocuk güzeldir. Yani yüzü rengi kara olsa da, sarı olsa da fark etmez. Çocuk güzeldir. İnsan güzelliği görebilir. Neden? Kalbi temiz. O temizlik yüzünden anlaşılıyor. Sonra ne oluyor insanlar? Asık suratlı, canavar bakışlı. Belliyorsun bu adam hain bakışlı bakıyor. Bir pislik yapacak suratın, anlaşılmıyor mu canım? Ha, kalbi kararmış. Nasıl kararıyor? Büyüyünce, mükellef olunca pislik yapıyor. Allah'ın yapma dediklerini yapıyor. Zina yapıyor, adam öldürüyor, yalan söylüyor, hırsızlık yapıyor, küfrediyor. Bunlar hep o temiz kalbe birer leke. Efendimiz bunları bize haber veriyor. Bir günah işlendiği zaman kalp kara, nokta, siyah nokta. Onu tevbe etmeden bir daha işlersen ikinci siyah, üçüncü siyah, dördüncü siyah derken kalbin her tarafı kararır. Evet.
Kim tevbe etmez? Kafir. Kafirin kalbinin her tarafı karadır. Hatamallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala absarim gushave. Allah böyle bir durumda savcıların yaptığı gibi, hani gidiyorlar ya delil tespiti için, avukat diyor ki delil tespiti istiyoruz efendim. Gidiyor hakim veya savcı, bu odada bir sandalye var, bir masa var, işte perdeli, şu perdeden iki pencere var, kenarda şu var. Olan her şeyi orada yazdırıyor katibe, zabıt tutuyor ya. Şimdi tertemiz kalbi, zina etmiş, yalan söylemiş, hırsızlık etmiş, katil katletmiş, başkasını öldürmüş. Nerede kara şeyler var, hepsini yapmış adam. O tertemiz kalp siyah, simsiyah hale gelmiş. Nasıl savcı tespit ediyorsa, hatamallahu ala kulubihim. Allah da o kafirin böyle tevbesiz, her türlü pisliği yapan insanların kalbinde hiç nurlu nokta kalmadı, temiz yer yok diye tespit ediyor. Yoksa Allah insanın kalbini mühürlemiş de insanlar inanamıyor değil. Allah insanları yaratılıştan, doğuştan tertemiz yaratıyor. İnanabilecek kabiliyetle yaratıyor. Kafir çocukları da böyle. Tertemiz dünyaya geliyorlar. Öyle diyor Peygamberimiz. İnsan oğlu fıtrat-ı İslam üzere yaratılır. Kullu mevludin yûledu alel fıtra. Fe ebevâhu yümeccisânihi ve yümeccisânihi ve yühevüdânihi. İnsan oğlu tertemiz yaratılır. Ama anası babası onu mecusi yapar, Hristiyan yapar, Yahudi yapar. Çocuğu götürür, alıştırır. O da alışkanlık sebebiyle anam babam atam bu dindeydi diye hiç düşünmez. Şimdi öyle. Adam Hristiyanım diyor, hiç kiliseye gittiği falan yok. Niye Hristiyansın? Anam babam Hristiyandı diyor. Ben öyle gördüm diyor. Üf olarak devam ettiriyor. Hristiyanlıkla ilgisi bir ölünce cenaze evine götürüyorlar. O kadar kalmış adamın. Bir de evlenince bir papaz dua ediyor. Hiç gittiği falan yok. Üf olarak işte böyle gördüm, atam böyle gördü falan. Evet, insanlar böyle atalarına, ata erkil, atalarına çok meylederler. Müşrikler de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilk karşı koyup ben anam babam dedemin dini bu. Sen bu dinimizi yok ediyorsun, atalarımızın dinine karşı çıkıyorsun ha filan. Evet, Abdülmuttalip büyük adamdı. Peygamberimiz sülalesi de hep böyle reis. Kureyş'in liderleri, akıllıları ve dürüst insanlar, soy temiz. Ama örf olarak onlar da puta tapıyorlar. Herkes seviyor onları. Ebu Leheb dahi adam, sen diyor atamın dinine karşı koyuyorsun. Dedelerimizin dinini değiştiriyorsun. İlk itiraz buradan geliyor. Atalarımdan gördüğüm dini tek ediyorsun. Olur mu böyle şey? Evet, insanlarda bu duygu vardır. İşte insan temiz doğar, sonradan kirlenir. O kirlilik yüzüne akseder. Bunu denemenizi tavsiye ederim. Ben tabii insan gençken her şeyi şey eder. Bu Süleymaniye'de bu güzel zat Ahmet Ziyad'ın Gümüşhane önümüzde yatıyor. Kabri burada. Bunun yetiştirdiği hocanın hocasının talebesiyim ben. Ondan duyduklarımıza göre gelip burayı ziyaret ediyoruz. Geldiğim zaman burayı çok turistik bir yer. İşte arkada da dolu, dolu insanlar. Her türlü İngiliz, Almanı, Fransızı geliyorlar. Gıcır gıcır 5 yıldızlı otelde kalmış, yıkanmış, gelmiş. Ama bir de burada kahveler var. Namaza da gelmiyor çoğu. Kahvede oturuyor. Orada pişpirik oynuyor filan. Fakat dikkatimi hep çekmiştir. Evet, Kur'an'da okuduklarımızı biz görmek istiyoruz. Sîmâhum fî vücûhim min eteris sucûd. Mümin adamın mümin olduğu yüzünden anlaşılır. Damgası vardır. Adam gelmiyor halbuki camiye. Ama Allah bir diyenlerden. Şimdi ben hep bakmışımdır. Buraya gelen o 5 yıldız otelde gıcır gıcır yıkarmış gelmiş. Bir onun suratına bakıyorum. Çikin. O kahvede yatana bakıyorum. Bir ışıla var. Işıl, bir parlama var. Bir ışıldık var. Yani ışıl var. Işıldıyor yüzü. Günahkar olmasına rağmen bir güzellik var adamın yüzünde. Size de tavsiye ederim. Gavurla mümini ayırabilirsiniz.
Evet, gayrı mümini. Efendim, Amerika'dan gelirken ucuz olsun diye aktarmalı bilet almışız. Avrupa'nın büyük bir havaalanında, şimdi aklı hatına gelmedi, indik, 4,5 saat vakit geçireceğiz. Tesbih çekiyorsun, namaz kılıyorsun, 4,5 saat. Dolaşırken canın sıkıyor, insanoğlu yalnız yaşayamaz. Sosyal varlıktır. Dertleşmek ister, konuşmak ister birisinle. Bir adam arıyoruz ki yani merhaba diyelim, içimizi dökelim. Uzaktan bir adam gördüm, bir sürü kalabalığın içinde bir yüz. Hiç unutmam yani. Baktım adam yüzü ışılıyor. Selamünaleyküm diye bağırdım oradan. O da aleyküm selam dedi. Vardık. Bursa Teknik Üniversitesi rektörüymüş herif. Yani adam 5 vaktini kılmıyor ama mümin yüzü ışılıyor o kafirlerin arasında, yüzü ışılıyor adamın. Ta oradan gördüm ben. Selamı, o da selamını aldı. O da ondan bunalıyormuş. Bu böyledir. Kara kalpli adamın karalık yüzüne vurur. O karalığı kimse çıkaramaz. Ancak Allah'a inanmak, Allah'ın adını anmak, zikretmek. Günahkar müminlerin günahıyla işte o nuru aksettirecek olan ayna, kalp. Güneşin ışığını istediğin yere götürüyor ya. Evet, o ışığı aksettirebilmesi için aynanın silinmesi lazım, temizlenmesi lazım. Paslı yürekler, kalpler de silinmesi lazım. Kışın arabanızda işe gideceksiniz, hava çok soğuk, kalkıyorsunuz, önünü göremiyorsunuz. Hemen iniyorsunuz, öne göremezsen kaza yapacaksın. Biz de siliyorsun camı, her tarafı görüyorsun. Ha işte kalbin o günahlarla paslanan kirlerini silmenin yolu, Gazali öyle diyor, Allah'ı zikretmek. Allah'tan insanı uzaklaştıran şeylerden uzak durmak. Ona arkayı davranmak. Allah'a giden yakınlık yolu böyledir. İki yönlüdür diyor. Bir, zikirle uğraşacaksın. Hep Allah diyeceksin. İki, Allah'ın yasak ettiği şeylerden uzak duracaksın. O pasları sileceksin. Camın önünü gördüğün gibi bu zikirler, riyazatlar, oruçlar, ibadetler, namazlar hep bu kalpteki pasları silmek içindir. Silmek içindir. Evet, yol budur. Allah'a yakınlaşma yolu budur. Bunlarla temizledin mi, kalp Allah'ın nurunu aksettirir o zaman. Adamın yüzüne bakarsın, mübarek adam yahu dersin. Yüzünden anlaşılır bu. Kötü adam yüzünden, kafirin yüzünden anladığın gibi. Böyledir diyor. Sen de işte bunlardan olmak isteyen ki bunlar peygamberlerdir, evliyaullah'tır. Bunların arasına gir. Bunlar bu rütbeleri, yakınlıkları gecenin son 1/3'ünde Allah'ı zikrederek, Allah'ın haramlarından kurtulmak için tövbe istiğfar ederek kazandılar. Sen de elinden gelirse onlardan ol. Onlardan ol. Kalk yani, uyuma. Evet, bu gecenin son 1/3'ünde Allah'ın lütuf, ihsan rüzgarları eser. Bu esintilerden ancak uyanık olanlar, elini açanlar, gözünü açanlar, kalbini Allah'ın lütfuna açık tutanlar yararlanabilir. Sen de bunlardan olabilirsen olmaya bak, olmaya bak. Beyhaki Vasılat İbnül Asqa. Evet, en son vefat eden sahabilerden birisidir bu Vasılatül İbnül Asqa radıyallahu anh. Evet, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace Hazreti Enes'ten nakletmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir şeye, böyle bir ziyarete gittiğinde bunu söylemiş. Oradakilere bu hadisi irat buyurmuş. Allah onlardan razı olsun. Tirmizi Hasan sahih hadistir diyor. Hakim Müsned Ebu Ümame'den de nakletmiş. Amr ibn Abbasen'den nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Evet. Şimdi dileklerin kabul olduğu saat.
Her zaman Allah dilekleri kabul eder de. Şimdi Efendimizin bize şey veriyor, sır, ipucu veriyor. Dualarınız kabul olunacak istiyorsanız, adam olmak istiyorsanız, isteklerinize ulaşmak istiyorsanız, Buhari hadisi bu. Allah her seher vakti, ki gecenin sonunda işte birdir bu, her saatte yeryüzüne iner. İstiğfar eden yok mu, affedeyim. Dua eden yok mu, duasına icabet edeyim, kabul edeyim. Bir şey isteyen yok mu, onun isteğini yerine getireyim, buyurur. Tabi Allah mekandan münezzehtir. Manen yaklaşır, böyle hitap eder. Bu hadislere bakarak, işlerin güzelsin mi istiyorsun? Zengin olmak mı istiyorsun? Evlenmek mi istiyorsun? İyi bir hanımla, kızla, oğlanla gecenin son işte birinde kalkacaksın. Allah'a dua edeceksin. Allah'a dua edeceksin. Bekarlar için Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve kina azabennar. Kur'an'da bizim dualarımızdan birisidir. Allah'ım dünyada da hasene ver, ahirette de hasene ver. Dünyada iyilik, güzellik, mutluluk sebeplerinden birisi güzel bir evlilik, güzel bir hanım, saliha bir hanım. Adam tarafından böyle, kadın tarafından iyi bir, salih bir adam. Evet, güzel bir eş. Bu duanın içinde, dünya hasen içinde bu da vardır. Bu duayı böyle gecenin son üçte birinde her gün yaparsan, yapmaya devam edersen, evet, Allah duanı kabul eder, arzuna nail olursun.